Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir kasisli tırmanma parkurundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir parkur. Hep kasisli tırmanma parkuruna geliyorduk. Çok da seviliyorduk. Bugün yeniledim arkadaşlar. Artık yeni bir kasisli tırmanma parkuru bizlerle. Bugün ise gördüğünüz gibi Lada vs Tofaş yapacağız arkadaşlar. 4 tane Lada ailesi, 4 de Tofaş ailesinin arabayı yeni parkurumuzda kasisli tırmanma parkurunda yarıştıracağız. Öncelikle Hacı Murat'ı görüyorsunuz. Tofaş Murat 131 yani. Çok güzeldir. Yanında Tofaş Kartal var. Çok güzel jantları var gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz burada Tofaş Serçe'yi görüyorsunuz. Murat 124 yani arkadaşlar. Burada ise Tofaş Doğan bizlerle. Önce bir Tofaşçıları yorumlarda görelim arkadaşlar. Burada da Ladacıları izleyeceğiz. Lada Vesta'yı görüyorsunuz. Yanında Lada Priora var arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Yanında Lada Niva'yı görüyorsunuz. 4x4 çok iyi bir araba Lada ailesinin. Burada ise Lada Nol 7 bizlerle. Bugün Lada vs Tofaş ailesi arabaları yeni parkurumuzda kasisli tırmanma parkurunda yarıştıracağız. İlk ben başlayacağım. Hem bir parkuru görürsünüz hem de bir bakalım beğenecek misiniz? Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Lada Priora ile başlıyorum arkadaşlar. Zor bir parkur biliyorsunuz. Kasisli tırmanma parkurları bugün çok daha güzelini, yeni bir parkurunu sizlere getirmiş bulunuyorum. Artık buradayız kasisli tırmanma parkurunda. Şu an için çok rahat bir şekilde çıktığımı söylemeliyim sizlere. Bakın hiç zorlanmıyorum arkadaşlar. Hiç zorlanmıyorum çünkü Lada Priora güçlü bir araba arkadaşlar. Onu söyleyeyim şu an için. Allah, güzel çıktı. Devam. Sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Rahat bir şekilde, güzel bir şekilde çıkıyorum. Bakın abi. Allah, bu hatayı yapmamam lazımdı. Yapmamam lazımdı bu hatayı. Abi bu hatayı yapmamam lazımdı. Yola düşmem lazımdı. Hızlanma. Bakın tekrar deniyorum. Ama. Olma ihtimali. Geriden gelip hızlansam bile çıkamam. Hızımı kaybettim çünkü. Maalesef diskalifiye ile başladı. Kötü bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Bakalım Baldi Tofaşçıları mutlu edecek mi? Tofaş Doğan karşınızda arkadaşlar. Arabanın içine bir bakın. Gayet güzel gözüküyor değil mi? Tofaşçılar bunu bayağı bir sevecek. Eminim. Göreceğiz tabi şimdi. Önce Baldi'yi bir izleyelim bakalım. Tofaş Doğan'ın modifiyeli bir Tofaş karşınızda. Baldi başladı. Yeni parkurumuzda. Kasisli tırmanma parkurunda Baldi. Aman abi ne oluyor? Allah, diskalifiye geliyor sandım bir yana. Vallahi bak sıkıntı gelecek sandım ama şu an için Baldi izliyorsunuz. Bakın çok güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sorun var mı? Bence yok. Gayet başarılı gördüğünüz üzere. Güzel bir şekilde. Devam. Böyle giderse parkuru muhtemelen bitirecek arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani %99 bu parkur bitecek. Baldi'ye güveniyoruz. Baldi yukarı doğru çıkıyor. Kasisli tırmanma parkurunda. Şu an benim diskalifiye olduğum noktada Baldi. Abi ne oluyor böyle ya? Oho. Abi iyice gittik. Vallahi gittik. Ben söyleyeyim. Bakın deneme abi. Hiç denemene bile gerek yok. Çıkamazsın. Ve gene diskalifiye geldi. Lada Priora'dan sonra Tofaş Doğan da maalesef yeni kasisli tırmanma parkurunda başarısız oldu. Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak böyle? İnanılmaz sıkıntılı bir durum içerisindeyiz. Ama kaptanı izleyelim bakalım. Lada Nol 7 karşınızda. Bir Lada maşını biliyorsunuz. Lada ailesinin güzel maşınlarından bir tanesi. Evet bakalım. Bugün yeni parkurda kasisli tırmanma parkurunda neler yapacak? Hadi bakalım Ladacılar da Tofaşçılar da şu an hiç memnun değil. İkisi de bitiremedi çünkü. Ama Lada Nol 7 bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şu aha, arabanın içinden araba çıktı. Bu mod hatası arkadaşlar. Modu yapan kişinin bilmiyorum neyden kaynaklanıyor tam olarak ama bir hatadan dolayı arabanın içinden araba çıkabiliyor bile sert bir yere çarptığınızda. Bir acayip bir araba doğurdu resmen. Garip bir şey oldu. Lada Nol 7 yukarı doğru çıkışı gerçekten çok güzel. Kaptan bu işi iyi yapıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel yapıyor. Kaptana güveniyoruz. Ve tam da burada diskalifiye olmuştuk. Ve Lada Nol 7 gücü. Lada maşını çok güzel bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iş bu kadar ya. Vallahi Lada yaparsa Lada yapar diyoruz. Şu an için
çok güzel bir şekilde ilk defa parkurun sonunu görüyoruz ya. Vallahi deminden beri parkurun sonunu görememiştik. Ve parkur bitti. Ladanol 7 yeni kasisli tırmanma parkurunu başarılı bir şekilde bitirdi gördüğünüz gibi. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Hadi devam edelim şimdi. Recep abi. Ooo Recep abi de ne yakıştı be. Abi baksanıza çok güzel duruyor. Arabamız Hacı Murat arkadaşlar, yani Tofaş Murat 131 denilen ama halk arasında Hacı Murat diye bilinen Tofaş'ın bir güzel arabası, eski efsane arabası. Recep abi bu arabayı sever, yeni parkurda bu işin üstesinden gelir ve parkuru bitirir umarım. Şöyle için yukarı doğru bas gaz abi, bas gaz abi, fren yapma sakın. Arkadaşlar bu parkurda durmayacaksınız, yavaşlamayacaksınız. Bunları yaparsanız İşler karışır. Haberiniz olsun. Söylüyorum şimdiden sizlere. Yavaş gitmeyin. Bu parkurda diskalifiye olursunuz. Ama Recep abi. Abi bu Recep abi bu işi yapar. Söyleyeyim size arkadaşlar. Görüyorsunuz da zaten Murat 131 ile Hacı Murat'la. Allah Baldi ile beni geçti Recep abi. Çık abi, çık abi, çık abi. Abi ne oldu gene ya? Abi gene diskalifiye oldu ya. Arkadaşlar yani yok abi, denede çıkamazsın zaten. Daha bitti abi, bir kere çıkamazsan bir daha hızlanamazsın. Abi ilk defa demeyeceğim ama yani kasisli tırmanma parkurunda çok fazla diskalifiye var arkadaşlar. Tofaş ailesi de Lada ailesi de bayağı kötü işler çıkartıyor. Şimdi bir Superman izleyeceğiz. Lada Niva'yı bizlere kullanacak. Lada Niva ile yeni parkurda, yeni kasisli tırmanma parkurunda bakalım neler yapacak. Hani 4x4 dedik ya. Bakalım 4x4'ün performansını bize gösterecek mi? Birazdan karşınızda. Superman ile başladık abi. Yukarı doğru. Çık 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 abi. Çık abi çık abi. Çık 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 çık. Bas gaza. Full gaza basacaksınız bu parkurda. Fren yapmak yok arkadaşlar. Yaparsanız diskalifiye olursunuz. Gazı bırakırsanız diskalifiye olursunuz. O yüzden Superman gibi olacaksınız ve sürekli gaza basacaksınız. Ama çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde. Mesela böyle uçarken tam rampada, mesela bunun biraz daha üzerinde kalırsanız arabayı gaza bastığınızda geri gidecek. O demin 3 tane diskalifiye olduğu gibi diskalifiye olursunuz. Yani düştüğünüzde tam böyle bakın yola düşmeniz lazım. Rampanın tam üstünde kalmamanız lazım. Ve Superman diyoruz abi. Olay budur ya. Abi olay bu kadar basit. Hiç uğraşmaya gerek yok. Superman gibi olun. Lada Niva gibi olun. Muhteşem bir performans. Gördüğünüz gibi bugün Lada ailesi gerçekten çok iyi başladı. İki tane Lada parkuru başarıyla bitirdi. Lada Nol 7 ve Lada Niva mükemmel arkadaşlar. Şimdi bir Lada değil, ne Ladası abi, Tofaş Kartal izleyeceğiz. Lada ailesini vallahi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok iyi iş çıkartıyorlar. Tofaş Kartal'ı izleyeceğiz. Bakalım neler yapacak. Artık Tofaş ailesinin parkuru bitirmesi lazım arkadaşlar. Çünkü hiç başarı göremedik Tofaş'tan bugün. Kartal bakalım, Kartal gibi uçup finish'e konabilecek mi göreceğiz. Şu an için yukarı doğru güzel bir şekilde çıkıyor. Devamını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik güzel. Fena değil. Yukarı doğru çık abi, çık abi, çık 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 çık. Güzel 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 güzel. Şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor. Böyle giderse muhtemelen parkuru bitirecek zaten. İnanıyorum. Bakın şu an bizim diskalifiye olduğumuz noktaya geldi. Ama abi olay budur ya. Vallahi çok güzel gidiyor. Baksanıza. Mükemmel bir şekilde çıkıyor. Hiç zorlanma diye bir şey yok abi. Olay bu kadar basit ya. İşte budur. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Lada abi niye Lada'ya gidiyor ağzım ya? Tofaş Kartal abi, Ladacılar benim aklımı çeldiniz. Lada bitire bitire Lada diyorum artık. Tofaş'ı unuttuk ve artık Tofaş'tan da bir araba yeni parkuru bitirebildi sonunda. İki Lada bir Tofaş parkuru bitirdi şu ana kadar. O zaman bir Lada izleyelim mi? Lada Vesta karşınızda. Lada Vesta Sport arkadaşlar. Yine yeni bir Lada herhalde bu. Yani eski değil. Lada Nol 7 gibi, ne bileyim Lada'nın ne var direkt, Lada Niva gibi. Bu yeni bir arabası daha çok. Ve bakalım bugünkü performansı nasıl olacak, beraber göreceğiz arkadaşlar. Neredeyiz? Yeni parkurdayız. Hem de kasisli tırmanma parkuru. Bakalım neler olacak. Lada Vesta gücü
şu an için güzel bir şekilde başladı. İki tane Lada ile isimli araba parkuru bitirdi. Bir tane de Tofaş'tan bitirdi arkadaşlar. Lada'nın son şansı. Hadi bakalım. Lada Vesta diyoruz. Çok güzel çıkıyor abi. Çok dengeli bir şekilde gidiyor. Ve muhtemelen parkuru bitirecek arkadaşlar. Bakın söylüyorum size. Gerçekten parkuru bitirecek. Ve çok güzel çıkıyor. Bakın abi. Olay budur arkadaşlar. Olay budur. Güzel bir şekilde yukarı doğru zorlanmadan çıkıyor hem de ya. Vallahi çok güzel ya. Hiç sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Lada Vesta diyoruz. Ve sanırım parkur bitti. Muhteşemsin Lada Vesta. Gerçekten çok güzel iş çıkardı. Başarılıydı. Gerçekten başarılıydı arkadaşlar. Şu ana kadar 3 Lada bitirdi. 1 Tofaş bitirdi. Şu an durumlar Lada'dan yana arkadaşlar. Ladacılar daha iyi performans gösterdi arabanız. Tebrik ediyorum. Ama son olarak Tofaş Serçe'yi izlememiz lazım. 3 Lada 1 Tofaş parkuru bitirdi şu ana kadar. Son Tofaş'ı izleyelim ve bakalım sonuçlara. Tofaş Serçe izliyorsunuz. Batman hızlı bir şekilde başladı abi. Bayağı bir hızlı başladı hem de. Ve böyle giderse iyi bir şekilde gidiyor. Beni ümitlendirdi. Parkuru bitireceğine inandım nedense. Bakalım Batman bizi mutlu edebilecek mi? Yukarı doğru çıkış başladı. Bas gaza. Bas abi. Bas abi. Artık durmak yok abi. Bu parkuru bitirmesi lazım. Tofaş ailesinin son arabası Tofaş Serçe. Murat 124 yani. Bakalım göreceğiz. Aman abi. Aman abi. Bas gaza. Bas 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 bas. 3 diskalifiyenin olduğu nokta. Geç burayı. Kurtul buradan. İşte budur be. İşte budur abi. İşte budur. Devam 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 devam. Gaza bas. Batman abi. Gaza bas be. Abi gaza bassana ya. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Gaza basması lazım abi Batman'in. Diskalifiye geldi gene. Abi şu ana kadar toplamda 3 tane Lada ailesi araba parkuru bitirebildi. Tofaş'tan sadece Kartal arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Tofaş Kartal dışında tüm Tofaş ailesi diskalifiye oldu ve Lada ailesinden de Lada Nol 7, Lada Niva ve Lada Vesta parkuru bitirdi. Favori arabanız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Ve kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.